da ne böyle? Çocuğu mu oldu ne? Kim bu kız? Bana görünebilen, görünemeyen her şeyi göster. Aa, onu niye yok ettiniz? Öyle icap etti. Aa, ne yapmış bu kadın böyle? Bu Dudu benimle yaşıt. Nasıl bu kadar genç görünebilir? Ay tıpkı genç kızlığındaki gibi. O yanındaki kokoş kagnem de kim? Sihirle kendini böyle yapmış. Ama şimdi damat birazdan gelir. Sormaz mı gelince tacı nerede diye? Damadı mı? Aa, Dudu ne zaman evlenmiş? Çocuğu olmuş. Bir de damadı olmuş. Aa, o gudubeti kim alır? Ben ne yaptığımı biliyorum kopyacığım. Ayrıca sen akıl ver diye değil, ben yokken benmiş gibi davran diye buradasın. Seni de şimdilik yok ediyorum. Bu kadın deli, sıyırmış. Meğer o kadın onun kopyasıymış. Yani demek ki sen de şimdi yaşlı görünüyorsun. İlahi Dudu, madem gençleşmişsin bari öyle kalsaydın. E damadınız eve gelmeyecek mi? Bir sürü iş var. Dudu, hep aynı Dudu. Damadının önünde sihir yapmamak için kopyasını kullanmış. Demek damadı fani. Gelecek de kızımın evine maç izlemeye gideceklermiş. Yemekti, içti yok bugün. Yani sana ihtiyacım yok. İyi tamam, beni de yok edin o zaman. Ay, yalnız merak ettim. Bunu Yavuz'dan mı duydunuz, aradı size söyledi? Yoksa toprak peri sesiyle mi duydu? Of, birinin kopyası nasıl olur da aslından daha meraklı olur? Sana ne kopyam, sana ne? Belki geçmişle gelecek arasına gittim geldim, her şeyi biliyorum. Dudu işte bu bildiğim Dudu. Yani bir peri kopyasını bile çıldırtır mı? Bir de bana her şeyin bir kopyalıyorsun diyordu. İşte kendi kendine kopyasını yaratmış. Ama hala çözemedim. Niye bir kopyasını yaratmış? Ama içime doğuyor. Hepsini çözeceğim. Kim kimdir, ne içindir, hepsini çözeceğim. Hadi şimdi kapı çalacak. Damat, senin anahtarın yok mu? Var anneciğim, var da özel bir durumum vardır. Misafirim falan vardır. Şimdi sen buradayken zile basıp öyle geleyim bari. Bu damadıymış. Ya aman da benim kibar, düşünceli damadım. Anneanne, hani sen genç görünüyordun? Anneanne mi? Anneanne dedi. Ah, bu ceket onun. Ah, bir kız torun hem de bir peri. Ay ne tatlı şey bu. Akşam sizle teyzenlere geleyim diye kendimi değiştirdim. Aa, teyzenler diyor. Demek iki kız doğurmuş. Aa, kim bilir kimle evlendi. Bir de onu görebilsem. Aa, aa. Benim gördüğümü gördün mü? Neyi? Dudu'nun şatosundan bir tane daha var. Yok canım, ben bir tane görüyorum. Aa, bak işte orada. Dudu! Dudu! Ne var? Aa, sen ağlıyorsun. Ben ağlamıyorum. Aa, ayrıca sen gene ihtiyarlamışsın. Ben ne istersem onu yap diye kopyalandın sen. O yüzden ağlamıyorsun. Ne var? Ay ne bağırıyorsun canım? Niye azarlıyorsun beni? Ben ne yaptım ki? Biliyor musun? Senin şatonun yanına bir tane daha gelmiş. Hangi şatonun? Senin şatonun. Bak. Gördün mü şimdi? Biricem, siz de görüyor musunuz? Biri şatomun yanına aynısını dikmiş. Demek gece kondurucu bir peri türü de var. Taklitçi, fırsatçı, hatta Dudu periden daha kıskanç biri. Birini mi ima ediyorsunuz?
kim olabilir ki? Ben bir şey anlamadım. Gözün aydın Dudu Peri. Kuzenin Pakize Peri geri dönmüş. Ne? Demek ki sen Dudu'nun kocası Taci'sin. Ben de diyordum ki Dudu nasıl köpek besler. Demek ki sen bir kıskançlığa kurban gitmişsin. Ay yazık sana, yazık sana. Evet, sihirli aynadan her şeyi gördüm. Bakalım şimdiki halinizle mi döneceksiniz yoksa eskisi gibi mi? Siz dönene kadar ben de kendi şatomu düzenleyeyim. Şimdi de seni karşılamaya tam hazır olayım. Gel bakalım Dudu, gel. Şimdi de sen benim şatoma gel. Bak gördün mü? Gördüm, gördüm. E kim gelmiş? Baş belası kuzenim. Kuzenin mi? Halamın kızı yani. Yüzyıllardır küs oldukları için ben bile tanımıyorum onu. Siz şimdi gidin. Ben de şunu haddini bildirene kadar Yavuz'u dondurayım da eve gelmesin. Buraya gelmiş. Şatoma da gelmiş. İçeri girmiş, odama gitmiş ve parfümümü sıkmış. Yahu bir sakin ol. Ne bu öfke, bu nefret? Konuşma. Sen onu tanımazsın. Nereye? Nereye olacak? Yana. Şatosuna. Pakize! Niye ciyak ciyak bağırıyorsun? Aa, beni gördüğüne sevineceğin yerde niye bağırıyorsun? Şatomun aynısı. Eşyalarımın aynısı. Kıyafetimin bile aynısını giymişsin. Ay bunca yüzyıl sonra kalkıp senin yanına geliyorum. Yani bir hoş geldin diyeceğine sinir krizleri geçiriyorsun. Evet geçiririm. Seni istemiyorum. Defol git. Şatomdan da git, buradan da git. Her yerden git. Bunca yıl bana çektirdiklerin yetmedi mi sana ha? Seni görmek istemiyorum Pakize. Ama ben burada yaşamaya karar verdim.